Göreceğiz. Bakalım. Sabahı gaza getirmek için neler hazırlandı. Şu simkli böcek izlerine bak. Kedinin aralarıyla gaza getireceğiz penceresinin önünde. Gönderip mağaralarla. Ne oldu kedicikler, kavga mı ediyorsunuz? Ne oldu, aranıza kara kedi mi girdi? Yapma hemşire hanım, yapma doktor beyler, yapma yeni taşınan, yapma en üstteki kedi okkabası. Kaç komşuyu kanser ettiniz. Yapmayın be. Bunu Fuat Avni Orhon, Kadriye Orhon Özdemirler için yapmayın be. O Fuat Avni Orhon, Kadriye Orhon komşunun penceresinin dibine kadar bok dolu leğeni dayatmıştı toksoplazmalı kakadır diye. Karısını kanser etmişti, öldürmüştü. Adam da kanser. Yandaki üç komşu iki sene içinde pat 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 kanserden. Sinekler sadece penceremizde. Yapmayın be. İlluminati yapacaklarız. X-Hamsters. Ardından kurt köpeklimiz şaşmaz. Kedilerle haber veriyorlar önce. Bu gerçek. Yapmayın be komşu katilleri. Etrafı boka boğan millet. Yapmayın be doktorlar bu milletin tezgahları, tuzakları, iftiraları için. İnsanları içeriye atmayın be. Onları hayatı boyu ilaca bağlamayın be. Yapmayın bunu. Akbaba, Orhonlar ve Özdemirler için bina diken çobanlar. İlluminati kartları. Yapmayın be. X hamster kulları. Yemin ederim şeytan bunlar. Size yemin ederim Allah'ıma. Bunu da karakteri yüzünden söylemiyorum. Bir şey gördüm. Böyle aniden dönüşen, dünyalı olmayan bir şey. Tek bir sefer gördüm. Sonrasında şizofren damgası yedim. İnanmayın diye. Anında kedi bir tane daha. Evet, İlluminati yaşamlar. Anasıyla insanmıştır. Aynı zamandan frekansı bastıklarına emin olabilirsiniz. Getireyim eski kamerayı, şuradan yıldırımlar olacaktır. Sağdan, soldan, önden, arkadan, ayetteki gibi. Her zamanki tezgah. Fakat bu işlemler masumca be. Eskiye göre sıfır. Böyle sırayla gelirdiler. Biro, 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 biro. Sırayla. Ordu kadar hayvan. Ordu kadar hayvan sahibi. Sırayla, tasmayla. Hepsi de sıçtırırdı gözümün önünde. Yapmayın dersen babanın yerini seni vururuz, keseriz falan.
Ana avrat küfürler gaza getirmek için. Fuat Avni Orkun tezgahı. Akbaba. Toksoplazmalı kakadır diye. Orkun tezgahı. Karşıdan gelmişler mi? Buradan fırlatlar. İki tane. Artık komik gelmeye başladı bu şeyler. Bildiğim için Illuminati kartını. Cat juggling. What are you doing? You are doing what? Anan ilk sanıştırdı senin avrat. Görüntüleri tekrar görmek isteyen var mı? Ayıptır be Ramazan. İlk sanıştırdı yazdıkları kedim şiiri. Buradan geldiğimin tıkırtısını duyarlayamaz. Anında kedim şiiri. Evet, aynı şey diğer beldede de aynı senaryo tezgah. Orada da bir kaçaklık yan tarafına konmuş. Tıkırtını duyarlayamaz. Orada şey bir orun. Evet, böyle baskı altında olan bilsin. Her zaman yan tarafında. Diğerleri de oradan, sağdan soldan, önden arkadan. Hatta geliştirmişler, sen tavandaysan indirecekler, deliğine sokacaklar şiirdeki gibi. Alttan üstten. Evet, çoğaltmışlar şiiri. Kedim şiiri gelişmiş. Yapmayın bunu be hemşire doktor hanım, yeni taşınan üst kattaki eski ketçaklısı. Kaç komşu kanserden, kalpten, böbrekten falan filan kronikler gittiler be bu toksoplazmalı kakadırıya. Yapmayın be sinek sihirbazları. Kestiğin nişancı gibi ayaklara, topuklara. Güveler eksik olmuyor. Güve. Sihirbaz gibi. Ormanda daire içinde sineklerle kaset çekerek bu gücü elde ediyorlar. Büyü formülü. Cin çağırıyorlar yani. Cin giriyor açık yerlerine sineklerle. Ayıp yerlerine diyecektim ama Ramazan. Bu gücü elde ettikten sonra ilerisi var yani. Çocuk kurbanları var. Komşu kurbanları. Anaoğul veya aile içi. İlk samıstır. Ağrına gitti. İnanın böyle düğmeye basar gibi avlatılıyorlar, sıçıyorlar, her türlü şeytanlığı yapıyorlar. Düğmeye basarak böyle, sihirbaz gibi. Aynen o kedilerin burada penceremin karşısında naraları patlattıkları gibi. Nereye gelecekler kavga etmeye, bu sinek nereye gelecek? Dışarıdaymış. Yok, içerideymiş, geberdi. Karşına. Nereye gelecekler? Başka nereye gelebilir be? Bu karşı çıkıyor. Yönetimiz akademisyenlerle bu takıntılı, şüpheci falan filan dalga. Kendini savundu diye bir yumrukla katiller serbestçe dolaşırken bunlara hizmet etmek için, çünkü onları da bağladılar. Flying Monkeys. Narsizm. Evet, Yahudi Siyonist senaryosu bu. Yazarı
çok eskidendir ve Orhan Seyfi Orhan değildir. Hem doktor, hem avukat, hem milletvekili. Fakat o değildir. Bu çok eski. Mısır'a, Firavun'a dayanıyordur. Evet, ondan da eskilere böyle anadan doğma heykeller, resimler gördüğünüz bütün toplumlarda vardır bu. Şimdiki iksansıdır. Yapmayın be kerçaklısın. Yapma be yönetici. Gidiyoruz çekme penceresinin dibine kadar dalamış bok dolu leğeni anında fırlıyor. Ve yukarıdan yönetici. Ne işin var burada? Ne işin? Söylediği onlar da can dost, onlar burada bu durumun içinde ölüleşler, kazıdım onlara mezar yaptım falan, sinekleri öldürme günah. Evet, her apartmanda aynı tezgah vardır, yazılmış senaryo. Onlar da can. Sizi zarar veren şeylere dokunmayın. Onlar da can, yoksa sizi içeri atarlar. Çünkü yönettikleri kurum ilaca bağlarlar. Ömür boyu damgayı da yersiniz. Gelip her gece sümüklü böcekleri dökerler. Asitleri yersin, işkenceleri. Gaza gelmek için, hasta etmek için. Yapma be, o sümüklü böcekleri öldürme, onlar da can. Ne işin var senin ortak alanda, arka bahçede? Komşuya penceresinin dibine kadar dayatılan bok leğenini çekiyorsun. Veya üç kutu altışarı yavru dolu şeyi çekiyorsun. Sana o demediğin halde o dedi diye iftira atarsan ilk defa şey girersin, Galatasaraylı da geldi, çok konuştuk. Evet, onun adresi başka yer, hiç takılmadı turnikede. Evet, biz artık yeni askerler, eskileri gibi değiliz, buraya gelmiyoruz, inatla. O park kafenin köpeklisi hariç. Sıçtırmıyoruz, şu yerden çıkarmıyoruz hayvanlarımızı, bilak ki oraya, orada barınacağız. Artık maksumuz, o eskiden değil. Narsist özeli anasını satayım. O eskiden değil. Artık masumuz. İki tane şimdiye dek eskisi gibi sırayla, dakika arayla değil. Burada sana laf atmıyoruz, tehdit etmiyoruz, küfür etmiyoruz anana, sülalene. O eskiden değil. Hani eve gelirken yolunu kesmiyoruz, tuzakla girişmiyoruz, pataküte. Sen bir tane vurasın diye sümüklü böcekler buraya tırmanmış, bir tane daha olmuş. Evet, burada gezilecek Galatasaraylı. Pataküte girişmiyoruz, anana avradına sülalene küfür ederek. Gaza gelesin diye, bir tane vurasın diye. Seni sonra sahte doktor raporlarıyla içeri attırmıyoruz artık. Yeter, o kadar dava. Artık ilaca bağlısın, damgam var. Yönettiğimiz doktorlarla. Hayatın mahvoldu, yeter artık. Böyle hafiften geleceğiz, gaza getirme. Çık lan oradan, saklanma arkasından, buradan geçeceksin biliyorum alım gibi. Burada barınacaksın biraz. Evet, orada barınacaksın alım gibi biliyorsun.
Sonra ben çıkacağım, bakacağım, sıçtım oraya be. Eskiden bok yapıyordular hep orayı. Çünkü kanal var. Yeni asker. Ta oradan gelecek bu işi yapma. Bu şeylerle böyle uyuşturucu etkisi yapıyor yönetene buradan. Sonrası ana oğlu X-Mons'tır. İblis olarak. Satılmış veya narsist tarafından flying monkey yenilmiş doktorları duyar gibi oluyorum. Şüpheci misin Yusuf Bey? Hayır be, şüpheci değiliz. Bu şeyleri aynısını yapan binlerce değişik suratı binlerce kez görmedik be. Aynı işlem gelecek oraya. Sonra buradan ta anasının namından gelip hiç görmedik. Şüpheci değiliz. Kurt köpeklimiz de aynı o şekilde başlamıştı. İlk çıktığı zaman. Bu kalıcıymış be. Bunu mu uzatır uzatmaz. Kapıdan. Pat diye gökten düşmüş gibi. Bu da öyle yapacak. Hepsinin senaryoları aynı. Peki devlet bunlara niye arka çıkıyor? Niye bunları suçlamıyor? Çünkü güçlü ve... Anasını satayım. Bir araştırsınlar binlerce video mu zamanları varsa. O yüzden çektiriyor. Araştırılmasın diye. Çok fazla video. Adamın penceresinin dibine kadar bok dolu leğen götürürken çektim leğeni. Oraya boş leğeni daha doldurmadan. O da videodan. Kimin yaptığı belli. Akbaba Orhun'u. Fakat suçlanmayacaklar. Adam kanser, penceresinin dibine kadar bok dolu leğen. Karısı kanserden gitti. Kapıların önüne, pencerelerin önüne boklar, leşler. Hayvan sürüleri hiç eksik olmayan. Toksoplazmalı, kaşına kaşına, evlerin içi sinek dolu. Hayır, olamaz. Aynen bana dediği gibi o kanserli komşu. Bunlara karşı çıkma kancık kancık dur. Yoksa seni içeri atarlar. Aynen dediği buydu. Çünkü biliyor, gördü daha önce diğer komşuyu. Şizofren damgası yiyen. Flying monkey edildi. Bütün düşürdüklerini ya flying monkey ediyor ya da içeride mahvediyor, ilaçlarla mahvediyor. Tezgah bu. Şüpheci misin Yusuf Bey? Şüpheci değiliz. Sen de adım gibi biliyorsun ki şüpheci değiliz çünkü bu işin içindesin. Ne diyeyim ki be? Yapma ulan ablasın. Ölen ablasının dairesine konan hemşire üstteki anama anılarını yapıştırdıkları arkadaş olarak doktor çifti en üstteki ne yaptıkları belli olmayan gezici kızlarıyla üvey kızlarıyla yeni taşınan flying monkey lesbiyan. Yapmayın bu şeyleri Fuat Avni Orhun Akbaba, Kadriye Orhun, Özdemirler, Öztürkler, aydınlar için be. Çok fazla laf ettin Yusuf, çok fazla doğruları söyledin. Yakında savcı, mahalle polisi, kapın adamlar seni içeri attırmak için. Çok fazla konuştum. Ömür boyu içeri atma niyetindeler besbelli. Çünkü vazgeçmiyorsun. Yatıp parazitleri yiye yiye, işkenceleri yiye yiye kanser kapıp ölmüyorsun.
bir şeyler kullanıyorsun o şeylere karşı. Kanser olmuyorsun be, hasta olmuyorsun, kronik olmuyorsun. Çare bulmuşum. Yapma Yusuf. Tam pencerenin önünde anında böyle düğme basılmış gibi müthiş sesli havlamalarla sinir uçlarım zarar görmüyor, kırılmıyor. Kim dedi lan zarar görmüyor? Vuh. Ödünü koparır gibi yüksek sesle. Sırf pencerenin önünde. Evet. Çok kavi çıktın anasına dediği gibi. Çok ana çok kavi çıktı. Müslüm Gürses'e haraç istedi. O yüzden duyduğum kulak misafiri olduğum şeyler. Yine bir şeyler getirmişler, dökmüşler oraya. Neyi o yağ gibi bir şey buradan aldı. Hayır, besleme noktası pencerenin önünde olacak. Hayır, onlar orada olacak. Hayır, parazitli, boklu hayvanlar yasak levhasına rağmen oyun parkında olacak. Hayır, sen yayınladın diye çöp kutusunu boşaltmışlar. Oraya poşet yerleştireceğiz. Artık poşet var. Hayır, biz yönetmiyoruz bu tasmalı hayvan sahiplerini. Binlerce, binlerce, binlerce çeşit çeşit asker. Ve sokak hayvanları anında gelip sıçacak buna karşında. Düğmeye basmışlar gibi. Biz yönetmiyoruz be. Bokları biz yönetmiyoruz, parazitleri, sinekleri. Sen şüphecisin. İçeriye atılacaksın o yüzden. Evet, ben yetkilileri buna uyarıyorum. Dilim sürçtü. Bu şeyler açık ve net. Bu zulme ortak olmayın. Ortak olmaya devam ettiğiniz takdirde gideceğiniz yer belli. Sizi cehenneme, ateşe çağırıyor. Siz de tıpış tıpış gidiyorsunuz. Bunun cezası olacaktır. Kendim bile orada olsam alkış tutacağım siz yanarken. Makam sahipleri ne yapması gerek? Hepsi kitapta yazılı Kur'an'da. Siz bu senaryoya uyun. Bunların içeri düşürdüğü milleti aklamayın. Bu zalimlerin elini o kurumlardan çekmeyin. Cayır cayır yanacaksınız. Cehennem ateşi odunu olacaksınız. Bu kedi köpek fitnesine koşturan makam sahiplerini, koltuk sahiplerini siz yerlerinden etmeyin, hak ettikleri cezaları vermeyin. Cayır cayır yanacaksınız. Bunu böylece bilmiş olun. Evet. İki tane birden yeni surat. Dün ortaya çıkan bir tane daha. Penceremin karşısında işleri yapacak. Bu şeyleri söylüyorum diye. Cayır cayır yanacaksınız. Siz bu orduya sahip çıkın. Bir elinde kafes ve kedi kafesiyle biri. Onlarla beraber. Ekip. LGT ben. Hiç oradan ayrılmayacaktırlar. Gözümün önünde işlerini yapacaklar. Beyaz köpekli mahkemeye giderken pat yolumu kesen, hastaneye giderken yolumu kesen.
stalkingle. Siz bu milletin icabına bakmayın, cayır cayır yanacaksınız. Ben de inşallah diyorum. Böyle gelecekler beni gaza getirmek için, dışarı çıkarmak için gözümün önünde bu işleri yapacaklar. Oradan ayrılmayarak. Ve bu kasıtlı değil ha. O pislik yolumu kesmişti ben mahkemeye giderken. Ve dönüşte adım gibi bilerek söylemiştim oraya sıçtıracak diye. Bokunu bulmuştuk karşımızda. Hala oradalar. Ne için hala oradalar? Çünkü orada kanallar var. Hayvanları parazitli. Kaptık alerjiyi. Hala oradalar. 10-15 dakikadır. Ara verdim, bilgisayarı açtım. O şeyleri dayatacaklar odama. Onun için oradalar. Evet, bu sefer bu geldi buraya. Orada hayvanla dikilecek diğeri gibi. Diğerleri de karşıdan. Üçü birden penceremin karşısında. Gaza getirmeye çalışıyorlar. Çıktık bunlara, kurt köpeklimiz de geliyor. Bütün çete hazır. Buralara sıçtırmayın, tamam mı arkadaş? Evet, tutaktı. Akbaba Orhun'un kullarının toplantısı.